Dostlar, herkese merhaba. Bu hafta yine tavuklarımızla buluşmaya geldik. Kibes. Bu hafta çok yağmur yağdığı için biraz içerisi nemli kalmış. Hafif şeyle. Yağmurdan dolayı onlar vuruyorlardı ama nispeten kurumuş. Sanırım son birkaç gündür yağmur yoktu. Ama yağdı sürede kalıp kümesin kenar tarafı oldukça şey yağmur oluyor. Dolayısıyla suda sıkıntı yaratmış gibi duruyor. Önümüzdeki haftalarda kümeste bazı değişiklikler yapacağız. Bunlardan bahsetmek istiyorum biraz. Hem belki size de fikir olur. Benim şu anda sorun olarak gördüğüm şeyler var. Onları biraz iyileştirmeye çalışacağız. Sorun olarak gördüğüm şeylerin başında zemin geliyor. Burası eskiden büyükbaş hayvanların kaldığı bir ahırdı diye biliyorum. Burada ufak tefek iyileştirmeler yapmayı planlıyoruz. Bu yaptığımız folluklar maalesef yani istediğim düzgünlükte, istediğim kalitede değil. Nedenini göstermeye ve anlatmaya çalışayım. Ya görüyorsunuz hayvanlar çok yoğun şekilde pisliyorlar. Her yerine tünüyorlar. İçine, dışına, yanına, her yerine tuvaletlerini yapıyorlar. Kakalarını bırakıyorlar sağ olsunlar. Kızım, korkma. Ya burada çok yoğun var. Bunun bir şekilde önüne geçmek istiyoruz. Bunun için ne yapacağız? Bunları muhtemelen komple yaptıklarımızı çıkartacağız. Bunların yerine hazır plastikten folluklar var. Onlardan almayı planlıyorum. Bu bir iyileştirme olacak. Onun dışında en büyük sıkıntı zemin. Zemin dediğim gibi eskiden ahır olduğu için bir kısmı beton, bir kısmı toprak. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Yağmur yağdığı zaman içerisi yani hayvanlar yere basıyorlar. Nemli. Hatta zaman zaman ıslak toprağa basıyorlar. Temas ediyorlar. Bunun önüne geçmek istiyoruz. Bunun için de iki seçenek var. Bunlardan ilki ızgara almayı planlıyorum. Bugün ölçeceğim iç alanı. Toplam kaç metrekaresi. O adette plastik ızgaralardan almayı planlıyorum. Önce plastik ızgaraları alıp yerleştireceğim. Tabii bir temizlik yapacağız öncesinde. Eğer bu plastik ızgaralar bizim işimizi görürse beton atmayı düşünmüyorum. Ama plastik ızgaralar eğer bizim öngördüğümüz şekilde bu çamurlanmayı, çünkü yerler çamur olduğu için tavuklar tabii yumurtlamaya çıkıyorlar. Daha önce bırakılan yumurtaların üzerine tabii ayaklarıyla da basıyorlar bir şekilde ve yani kakanın dışında aslında çamur da bulaşmış oluyor yumurtalara. Bu sayede ızgara sistemiyle belki en azından çamuru da uzak tutmuş olacağız hayvanlardan. Hem onlar da kuru bir zemine basmış olacaklar diye düşünüyoruz şimdilik. Böyle bir çalışma yapacağız. Kısmetse önümüzdeki hafta ihtiyaç duyacağımız adetleri belirleyip siparişi geçeceğim. Ve yanımda getiriyor olacağım. Onları kuruyor olacağız. Bununla beraber tabii gene follukları da değiştireceğiz. Düzgün tek sıra veya iki sıra gene olacak şekilde follukları yerleştireceğiz. Hem hayvanlar bu noktada düşüncem zor durumda kalmamış olurlar diye tahmin ediyorum. Daha düzgün, daha nasıl derler, konforlu, rahat edebileceklerini düşündüğüm bir ortam sağlamış olacağız. Hem de yumurtaları temiz bırakmış olacağız. Çünkü bu hafta yaklaşık herhalde 150-160 tane şu anda yumurta var. İşte bugün ve yarınkilerini toplamadık. Hepsini açıkçası tek tek temizlemek zorunda kaldım bulaşık süngeriyle. Çok zaman aldı. Şu an saat herhalde 11 civarı. Yaklaşık 2 saattir bu yumurtaları temizlemekle uğraştım. İnsanlar da haklılar. Rahatsızlık duyabiliyorlar pis yumurtaların gelmesinden. Bunu da engellemek istiyoruz. Ne oldu kızım? Şarkı mı söyleyeceksin? Mikrofona söyle. Hadi ne oldu? Evet. Sanırım arkadaş yumurtlayacak. Rahatsız mı oldun?
Rahatsız mı ettik seni? Gidebiliriz. ya hayvanları biraz daha iyileştirmiş, daha düzgün koşullarda yetiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Biraz daha toparlayacağız. O yüzden bu hafta temizliği yapmayı planlamıyorum. Çünkü yine bir hafta içerisinde zaten dolduracaklar içini. O yüzden planlamıyorum bunu. Önümüzdeki hafta küreklerle beraber düzgün bir şekilde temizleyip ızgaralarımıza sipariş ettiğimizde geleceklerdir. Onları alıp düzgün bir şekilde kuru kuru yerleştireceğiz. Daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Bakalım. Şu anda saat öğlen 2 oldu. Yumurtaları toplayacağız. Daha doğrusu toplayacağım. Kızlar, ne yapıyorsunuz bakayım? Bakalım folluklar ne alemde. Sizin folluklarından kurtaracağım kızlar, merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Sizi kurtaracağız. Folluklar. Oh, burası bayağı olmuş. Burada var. Karlında bilmek gördüğüm kadarıyla yok. Evet. O zaman toplamaya başlayalım. Bunlar Ataksal yumurtaları. Yeni başladılar yumurtlamaya. İki. Bunlar. Bununla birlikte. Şunlu. Dört. Beş. Buraları zaten bir elden geçireceğim. Altı oldu. Burada yok. Yedi, sekiz. Ezeceğim sizi. Çekilin. Dokuz, on. On bir, on iki. On üç, on dört. On beş. 16. Sen de mi yumurtlayacaksın? Acele ediyorsun. 16. Müsaade et bakalım, gagalama. 16. Burada yok. Başka. Evet, şuraya da bakalım. Yuvarlanmış olabilir. Evet, bir tane dipte var. 17. 17 tane gözüküyor. Bakalım gün içerisinde belki devam ederler yumurtlamaya. Bu arada ben hazır folluk alacağım diye video çekerken söylemiştim ama şu an bidonlardan, bidonla demeyeyim de teneke kutulardan diyeyim, daha doğru olacak. Şimdi yeni bir folluk şeyi kurdum, sistemi yaptım. Bunları alacağım, çıkaracağım. Şu şeyleri şeyleri diyorum, adını da bulamadım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten rezil durumdalar çünkü. Sağlıklı olmadı bunlar, istediğim gibi olmadı en azından. Yani yumurtalar çok pis çıkıyor. Şimdi göz göz yaptım, hazırladım.
Teneke kutuları gayet güzel silindirik. Yani rahat rahat böyle çıkıp tüneyebileceklerini sanmıyorum. Yani en azından üstüne tünerler ama içine şöyle buralara konma şansları olmayacak tavukların. Birazdan onları da göstereceğim. Bugün saat 2'ye kadar 17 tane yumurtamızı toplamış olduk. Şeyde çok güzel yumurta toplama kovamız diyeyim. Veya tenceremiz belki de. Emayi bir tencere. Çok hoş. Biraz nostaljik oldu. Sanırım bir iki tane daha gelir. Akşama kadar. Bakalım. Teneke kutularından yeni yapmış oldum. Folluklar bunlar oldu. Şu an 8'li olarak bir set yaptım. Bundan muhtemelen bir set daha yapacağım. Yine 2 katlı olmuş oldu. Arkaya doğru eğimli. Gördüğünüz gibi. Bunları şimdi tavukların yeni yerine taşıyacağım. Şu anda follukları tamamen bitirmiş oldum. Üst tarafına eski follukların parçalarını kullandım. Yukarıya hiçbir şekilde tünemesinler diye. Şimdi oradan oraya geçmek vesaire hep zor olacak. Hepsi girdiği yerde yumurtlayacak diye tahmin ediyorum. Zaten girmeye de başladılar. Şu anda 16 tane folluğu yerleştirmiş oldum. Üst taraflarına dediğim gibi hiçbir şekilde çıkamayacaklar. Oldukça dik bir açıyla parçaları yerleştirdim. Şuralar biraz derme çatma oldu. Çok uğraşmak istemedim. Yanlardan vidalarını attım. Şu arkalara girmesinler, oraları yumurtlamasınlar diye. Kapatmaya çalıştım mümkün olunca. Yani 70 derece yakın herhalde bir dereceyle kapakları yerleştirmiş oldum. Çatı gibi oldu da. Vidaladım. Şu anda sistem çalışacak gibi duruyor. Bakalım bir aksilik olmazsa. Hatta içine yerleştiler bile. Belki şu uç tarafa folluklara rahat ulaşmaları için bir çıkıntı yapabilirim. Şimdi onu bir deneyeceğim bakayım. Nasıl bir şey olacak diye.